Sevgili oğlaklar, bu hafta itibariyle siz biraz daha dışarıda bir hengamelik durum söz konusu. Gökyüzü karma karışık aslında. Baktığınızda çarşamba pazarı gibi. Yani bir yerden Merkür geri harekette, bir yerden Güneş tutulması söz konusu, bir yerden Dolunay var. Ne oluyor, ne yapıyoruz diye. Öncü burçların içerisinde çok hareketlenme söz konusu var ama toprak grupları biraz daha sakin. Yani sizde de biraz daha sakinlik söz konusu olacak sevgili oğlaklar. Bu dönemlerde sizin işle alakalı güzel sevinçlerinizin olacağını söyleyebilirim. Aşk hayatınızda önemli girişimler söz konusu olabilir ama tutulmanın etkisi sizde öncesinde değil sonrasında çıkacak. Tutulma anında değil, bir gün öncesinde ve sonrasındaki hafta devam edebilir. O yüzden her şeyi derleyip toparlayın. Sanki hayatınızda bazı eksikliklerin olduğunu göremiyorsunuz. Bazen dikkat dağınıklığı yaşıyor olabilirsiniz. Bunların hepsini toparlayın. Çünkü Dolunay nerede eksik varsa hayatınızda oradan vuracak sizi. Yani bu sizin maddi anlamda ödemediğiniz borçlarınızı beklettiğiniz bir şeyler vardır. Para hazırdır, ödememişsinizdir. Pat diye gelir Dolunay sizi oradan vurabilir. Sevgili Oğlak Burcu ve sonrasında yaşayacaksınız. Bir gün öncesi ve devam eden günler. Aşk hayatınızla alakalı söylediğiniz küçücük bir yalan. Bu dönemlerde hayatınızla ilgili büyük, neden söylemedin, sen beni neden önemsemiyorsun, sen disiplinliydin deyip büyük feryatlar çıkartabilir. Aman dikkat diyoruz. Toparlaması gereken ne varsa toparlayın sevgili oğlaklar. Bu dönem puslu, netleşmeyen her türlü olay sizin kafanızı karıştırabilir ya da bu karmaşa sizin de aranızdan arada kaybolacağınızı sanki düşünülebilir. Ama sakın böyle yapmayın oğlaklar. Büyük etkiler yaşayabilirsiniz. Bu hafta biraz derleme toplama için gökyüzü size nefes aldırıyor, yardım ediyor. Ama önümüzdeki hafta, bu hafta yapmadığınız, kenarda bıraktığınız, dikkate almadığınız ne varsa önümüzdeki hafta çıkabilir. Aman dikkat diyor sevgili oğlaklar.